Sevgili arkadaşlar, merhabalar, iyi tatiller diliyorum. Bir süredir hisse analizlerine ara vermiştim. Malumunuz dolar TL'deki aşırı yoğunluk ve merak konusu olan gelişmeler ve bu anlamda çok fazla sorunun gelmesi, 5.30 desteği kırıldı mı, kırılacak mı şeklindeki gündemi meşgul eden çok kritik bir mevzu. Ağırlıklı olarak bu konuya yönelik analizler vermeme sebep oldu. Her ne kadar her akşam geç saatlerde endeksin yarın için nasıl bir seyir izleyebileceğine dair analizler vermeye çalışıyorsam da hisse bazında pek inceleme yapma fırsatı olmamıştı. Şimdi bu hafta sonu yaklaşık 10 adet hisseyi incelemeye çalışacağım. Bu hisseler sizlerin yoğunlukla sormuş olduğunuz ve gündemde veya güncelliğini koruyan, farklı özellikleriyle güncelliğini koruyan, ya oldukça yükselen veya düşen veya yatay konumda olan ama sizlerin merakını cezbeden hisseler konumunda olanlardan seçmiş olduğum hisselerdir. Şimdi arkadaşlar Tofaş'ta başlayalım isterseniz. Evet, Tofaş dedik. Karşımızda Matrix programının grafiği mevcut. Tofaş'ın şu anda haftalık grafiğini görmektesiniz. Arkadaşlar Tofaş son günlerde önemli bir düşüş eğilimi içerisindeydi. Yaklaşık 32-30 seviyesi üzerinden başlayan, hatta şurada 32-66'ları görmüş bir konumdayken Kasım sonlarında oldukça net bir alçalan trend içerisinde bulunmakta. Arkadaşlar Tofaş için ilk önce söylememiz gereken, şu pencereyi biraz daha sizlerin rahat görebileceği bir konuma getirmek istiyorum. Evet, Tofaş için arkadaşlar öncelikle görmüş olduğumuz bu tablo, eğer bir önceki çalışmamda sizlere aktarmış olduğum ikili hareketli ortalamalar ve bir hissenin en iyi, en başarılı hareketli ortalamasının nasıl bulunacağına dair bir çalışma aktarmıştım. Aynı zamanda bu çalışmama da bir uygulama oluşturması bakımından ben size Tofaş'ın acaba bu prensip kullanılmış olsaydı bu geri çekilmeden korunmak mümkün olabilir miydi? Şuralardan almış olan veya bu seviyelerde daha da aşağıya gelmez düşüncesiyle alım yapmış olan arkadaşlarımızın şuraya kadar devam eden zarardan korunma imkanları olabilir miydi? Bunun da cevabını vererek başlamak istiyorum Tofaş analizine. Bununla ilgili olarak bu en iyi hareketli ortalamayı nasıl buluyorduk arkadaşlar? Şuradaki kahin tuşumuza basıyorduk, sistem testlere geliyorduk. Burada daha önceki anlatımlarımda da söylemiştim, bir isim vermemiz gerekiyordu. Ben Haluk ismini vermiştim. Ve buradan simülasyon tuşuna basarak en iyi hareketli ortalamanın hangisi olduğuna dair bana sonucun gelmesini istiyorum. Ben 500 barlık yani 500 iş gününü dikkate alarak yaklaşık 1,5-2 yıla yakın bir süreyi dikkate alarak bir hesaplama yapmasını istiyorum. Ve sonuç olarak arkadaşlar Tofaş için çıkan ortalama 2 ila 14 üçgen hareketli ortalamanın Tofaş'ın en başarılı istatistiksel olarak en kazanç getiren hareketli ortalama ikilisi olduğunu görüyorum. Getirmiş olduğu kazanç oranı %300 arkadaşlar 1,5 yıllık süre içerisinde. Bu prensiplere bağlı olarak işlem yapılmış olsaydı %300'lük bir getiri olabiliyormuş. 9 adet karlı işlem yaptırmış, 10 adet de zararlı işlem yaptırmış. Ama zararlı işlemin zarar oranının çok çok düşük olabildiğini daha önceki bu konuyla ilgili detaylı çalışmamda size izah etmiştim. Şimdi arkadaşlar bu sistemin Tofaş için son sinyalinin ne durumda olduğunu görmeye çalışalım. Arkadaşlar son işlem, son sinyal daha doğrusu 29.01.2018 tarihinde gelmiş ve 29.77 seviyesinden bir sat sinyali oluşmuş. Bu tarihten sonra da kesinlikle Tofaş al sinyali üretmemiş bu ikili hareketli ortalama prensiplerine göre. Bunu grafik üzerinde görelim dersek şuradaki manzarayı görüyoruz arkadaşlar. Bakınız şurada bir sat sinyali vermiş ve bu sinyal hala devam etmekte ve diyor ki şu süre içerisinde pozisyonda değilsin. 1000 TL gibi bir başlangıç rakamıyla eğer işlem yapılmış olsaydı bu prensipler net bir şekilde, disiplinli bir şekilde uygulanmış olsaydı bu 1000 TL 4025 TL'ye ulaşabiliyormuş. Bu çalışma aynı zamanda bu hissedeki portföyünüzün gördüğünüz gibi gelişimini de sizlere yansıtabilmekte. Şimdi arkadaşlar Tofaş'ın en başarılı hareketli ortalamalar itibariyle
hala SAT konumunda olduğunu, SAT sinyali içerisinde olduğunu görmekteyiz. Son durumu itibariyle Tofaş haftalık görünüm itibariyle 17.31 seviyesinden bir kapanış gerçekleştirmiş arkadaşlar. Tofaş'ın bu hafta için pivot seviyesi 17.11. Bunun anlamı şu arkadaşlar. Tofaş eğer ki pivot seviyesinin üzerinde bir haftalık kapanış gerçekleştirmiş ise, yani 17.31 ile bu durum gerçekleşmiş oluyor ise, Tofaş'ta bir kıpırdanma ihtimali olabilir. Yaşamış olduğu geri çekilmenin ardından bir tepki eğilimi içerisine girebilir diye düşünebiliriz. Şuradaki göstergelerim, bu grafiğin haftalık bir grafik olduğunu tekrar ifade ediyorum. Haftalık grafikler bir gün sonrayı veya iki gün sonrayı değil, kısa orta vadeyi ifade eden bir görünüm bizlere sağlamakta ve göstergelerimizin olumsuz durumda olduğunu görüyoruz. Güç göstergemiz olumsuz bir durumda, ancak yavaş yavaş sanki olumsuzluk eğiliminden vazgeçme niyetini gösterir gibi şu açısını kırmaya başlamış. Şuradaki MOST göstergemiz ise, bu da bir hareketli ortalamanın versiyonudur. Aynı zamanda stop loss göstergesi olarak da kullanılabilen bir göstergedir. Bunun ise hala SAT konumunu muhafaza ettiğini, net bir al sinyali vermediğini görmekteyiz. Şimdi dedim ki arkadaşlar, Tofaş'ta bir kıpırdanma ihtimali olabilir. Zira pivot seviyesinin üzerinde kapanış gerçekleştirmiş. Biz hemen bu noktada bir günlük grafiğe dönüş yapalım isterseniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi günlük grafiğimizde Tofaş'ta son 3 gündür bir kıpırdanma, bir yukarı eğilim içerisine girme, bir tepki verme arzusunu görmekteyiz. Bunu ise gerek MOST göstergemizin yeşilin kırmızıyı aşağıdan yukarıya oldukça net bir şekilde kesmiş olmasından anlayabiliyoruz. Gerekse de bu göstergemizin, Haluk göstergesinin şuradaki dip seviyesinden bulmuş olduğu tepkiyle 40 referans noktasına doğru geldiğini ve bu referans noktasını kesme aşamasında veya kesmeye çok yakın olduğunu görüyoruz. Eğer bu kesişme gerçekleşirse, ki bu kesişmenin gerçekleşme niyeti ve isteğinin biraz yoğun olduğunu söylemek mümkün şu görüntü itibariyle, bu durumda Tofaş'taki yukarı eğilim devam edebilir. Tofaş'ta yukarı eğilim nereye kadar devam edebilir arkadaşlar? Yani şu noktada 16-26 seviyesinden bulmuş olduğu tepki nereye kadar devam edebilir? Bunun cevabını ise şuradan en son ulaşmış olduğu yüksek seviyeyi baz kabul etmek, referans kabul etmek üzere ve 16-26 seviyesinde dip nokta olarak, bir referans olarak kabul etmek üzere, buradan şu an için daha fazla aşağı gelmediğini esas kabul etmek üzere bir Fibonacci çizimi yaptığımız zaman, Tofaş'ın şu anda %23.6 direncine çok yakın bir seviyede olduğunu, yani %23.6 direncimiz nedir arkadaşlar? 17.63 seviyesi. 17.63 direncine çok yakın olduğunu ve bu direnci aşar ise eğer, bir sonraki direnci olan %38.2, yani 18.49'a, eğer bu seviyeyi de aşmayı başarabilirse, bu kez %50 direnci olan 19.18'e doğru hareketlenme ihtimalinin teknik olarak var olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar, bu direnç seviyelerinin önemini 3 aşağı 5 yukarı herkes biliyor diye düşünüyorum. Dirençler bir hissenin zorlanabileceği noktalardır. Bu direnç seviyesi illaki aşılacak veya bu direnç aşıldıktan sonra şu direnç illaki aşılacaktır diye bir garanti mümkün değil. Biz bu dirençlerin aşılıp aşılamayacağı noktasında net bir bilgiye sahip olamayız ama bize günlük ve de haftalık pivot seviyelerimiz bu dirençler öncesinde, bu Fibonacci dirençleri öncesinde olası yükselebileceği noktaları, olası dönüş yaşayabileceği noktaları ifade etmesi bakımından büyük önem taşımakta. Arkadaşlar, şu anda günlük grafiğin açık olduğu için pazartesi günü için hesaplanan pivot seviyesi 17.29 ve kapanış değerim ise 17.31. yine haftalık grafikte olduğu gibi Tofaş'ın günlük anlamda pivot seviyesinin üzerinde kapanış yaptığını ve 17.29 seviyesi üzerinde, günlük pivotunun üzerinde kalmayı başarırsa 17.59 ve 17.84 seviyesine kadar Tofaş'ın yükselme ihtimalinin olabileceğini düşünebiliriz. 17.84'ten önce ise 17.63'te şurada ifade etmiş olduğumuz bir Fibonacci direncinin olduğunu, bu direncin aşılması durumunda
17.84'e kadar bir yükseliş ihtimalinin söz konusu olabileceğini dikkate alabiliriz. Özetle, pazartesi günü için 17.29 seviyesi bir destek olarak kabul edildi ise, olası geri çekilmelerde 17.04'ün aşağısına gelmiyor ve buradan hızlı bir toparlanma ile tekrar 17.29 üzerine çıkabiliyorsak, bu durumda 17.59, 17.84 ve 18.14'teki pivot dirençlerinin zorlanabileceğini, bir hedef olarak kabul edilebileceğini düşünebiliriz. Haftalık olarak konuya baktığımız zaman ise arkadaşlar, haftalık bazda baktığımız zaman ise 17.11 seviyesinin kritik bir destek olduğunu, 17.11 seviyesindeki pivot desteğimiz korunmak kaydıyla öncelikle 17.95, sonrasında da 18.39 seviyesinin pivot direnç hedefleri olabileceğini düşünebiliriz. Şimdi haftalık mı, günlük mü, hangi pivot değerlerini esas almak lazım şeklinde bir soru soracağınızı veya aklınızdan böyle bir şey geçtiğini düşünüyorum. Arkadaşlar, günlük olarak trade ediyorsanız, hissenize sadece ve sadece günlük bazda işlem yapıyor ve günlük gelişimlerini dikkate alıyorsanız, gün içinde al sat yapıyorsanız günlük pivot seviyelerini dikkate almanız gerekir. Ama birkaç günlük, 3-5 günlük gibi kısa orta vade veya çok kısa vade olarak tanımlayabileceğimiz, günlük değil de daha kısa vadeyi içeren bir periyot için değerlendirme yapıyorsanız, haftalık pivot değerlerini bilmeniz ve bu seviyeleri dikkate alarak pozisyonlarınızı şekillendirmenizde yarar olduğu kanaatindeyim. Ben pivot sistemi bu şekilde kullanmaktayım ve de uygulamaktayım. Arkadaşlar, Tofaş için genel görüntünün haftalık bazda olumsuz olsa dahi şu an, henüz haftalık anlamda orta vade için net bir al sinyali üretmemiş olsa da, günlük periyotta bir tepki isteğinin mevcut olduğunu, haftalık pivotu ve günlük pivotunun üzerinde kapanış yaptığı için de bu tepkinin devam etme ihtimalinin var olduğunu düşünebiliriz. Peki, Tofaş'ın takas durumu ne diyor arkadaşlar? Bunun için de hemen Tofaş'ın takas tablosuna bakalım. Takas tablosuna bakmadan önce Tofaş'ın geçtiğimiz hafta içerisinde yani en son cuma ile bir önceki cuma arasındaki 16-11-23-11 tarihleri arasında alanların ve satanların kimler olduğuna bakarak bir yorum yapmaya çalışalım. Evet, bu bir haftalık süre içerisinde tacirler yatırımın 450 bin lot civarında alımı, globalin 263 bin lot civarında alımı var ama bariz bir şekilde yatırım finansın 1 milyon 345 bin lot civarında satış baskısı olduğunu ve yine Merrill Lynch'in de 406 bin lot civarında satış yaptığını görmekteyiz. Ve sonuç itibariyle ilk 5 kurum geçtiğimiz hafta içerisinde 2 milyon 83 bin lot satarken alanlar sadece 1 milyon 381 lot almışlar. Bu durumda Tofaş haftayı oldukça satıcılı bir şekilde geçirmiş. Zaten para çıkışından da bunu, para çıkışlarından da bunu anlamak mümkün. Tofaş'ta bir tepki isteği var, ancak bu tepki pozisyonunda bir satış baskısının olduğunu, çok net bir şekilde, hızlı bir şekilde bir yükseliş imkanı bu satışlar nedeniyle bulamadığını görmüş bulunmaktayız. Şimdi arkadaşlar, Tofaş'ta genel olarak aracı kurumların takas değişimlerinde nelerin olduğunu görmek için de F8 tuşumuza basıyoruz ve bu genel takas tablomuzu çağırmış oluyoruz. Tofaş'ın %42 civarında City yabancının takasla lider olduğunu, Deutsche yabancının ise %34.74 oranında bir yabancı payına sahip olduğunu görmekteyiz. Tofaş hissesinde yabancıların genel olarak ne yaptığına bakacak olursak, yine tarih aralığımı 16 ila 23 arasına ayarlıyorum. Buradan da tüm kurumlar bazında yabancıları seçiyorum. Yabancıların ne yaptığını görebilmek bakımından. Arkadaşlar, pardon, yanlış bir seçim yaptım. 19'u seçmem gerekiyordu. Bu haftayı değerlendirmek istiyorum çünkü. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi burada 1 milyon 184 bin, 1 milyon 200 bin lot civarında City yabancının, yani takas liderinin satış yaptığını görüyoruz. Bu satışlardan yabancı adına 375 bin lot civarında Deutsche yabancının alım yaptığını, HSBC'nin ise 20 bin lot gibi çok düşük miktarda bir alım yapmış olduğunu görmüş bulunmaktayız. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi Tofaş'la ilgili olarak genel tablo bu. Yabancı satışının etkisi altında bir hafta geçirmiş, ancak
bir toparlanma eğilimi içerisinde günlük grafiklerin yansıtmış olduğu tablo bu. Fakat toparlanma eğilimi içerisinde olurken de olası gerçekleşen tepkilerde yine yabancının bir miktar satış baskısı olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bu hissenin şu anda net olarak orta vade için kayda değer, tatminkar bir marj yaratabilmesi adına kayda değer bir tepki verebilmesi için gerekli olgunluk seviyesine henüz net olarak ulaşmadığını, göstergelerin ve teknik sinyallerin şu anda orta vade için olumlu bir sinyal üretmediğini, ancak günlük bazda bir tepki isteğinin ve de niyetinin var olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar kardemir hissemize geçelim. Evet, kardemir diyoruz. Kardemir hissemiz belki de bu hafta en çok sorulan hisse özelliğindeydi arkadaşlar. Kardemir için gerçekten 5 seviyesinin üzerinden başlayan çok kalıcı ve ciddi bir düşüş dalgası oluştu ve 2,5 seviyelerine kadar devam eden bir geri çekilme. Göstergeler zaten son derece olumsuz durumda ve kardemir göstergemiz için ikili hareketli ortalama prensiplerine bağlı olarak belli bir prensibi takip ederek işlem yapmış olsaydık, bakalım kardemir için nasıl bir sonuç varmış, ne zaman bize bu sat sinyalini üretmiş, eğer bu sistemi devam ettirmiş olsaydık. Hemen simülasyon diyorum buradan arkadaşlar. Ve buradan gerekli sonucun gelmesini bekliyorum. Ve kardemir hissemde arkadaşlar 5 ve 19 hareketli ortalamalar kardemir hissesi için en başarılı hareketli ortalamaymış. Ve %811 gibi çok muazzam bir getiri sağlamış bu iki hareketli ortalamanın disiplinli bir şekilde kullanılması durumunda. Ve bu hareketli ortalama prensiplerine bağlı olarak en son hangi sinyali ürettiğini, şu an nasıl bir sinyal içerisinde olduğuna bakalım. Evet arkadaşlar, kardemir için 5-19 hareketli ortalama, üstel hareketli ortalama sistemi 24-9-2018 tarihinde 4.06 tarihinden 4.06 seviyesinden net bir sat sinyali oluşturmuş. Yani 4.06 hissenin bugün bulunmuş olduğu seviye ise 2.54. Çok olağanüstü, çok ciddi bir zarardan korunmuş bulunmakta. Peki arkadaşlar, kardemirin şu anki durumuna bakalım. Kardemir şu anda göstergelerin olumsuz olduğunu görmekteyiz. Buna bağlı olarak arkadaşlar kardemir son kapanışını 2.54 seviyesinden gerçekleştirdi ve kardemirin önümüzdeki hafta için pivot değeri 2.61. Arkadaşlar 2.61 pivot seviyesinin üzerine çıkamadıkça, önümüzdeki hafta için konuşuyorum, 2.61 pivot seviyesinin üzerine çıkamadıkça kardemir için 2.37, 2.27 ve 2.03 seviyelerine kadar geri çekilme riski teknik olarak mevcut. Geriler gerilemez, ayrı bir konu. Ancak teknik olarak pivot sistem bu seviyeleri hesaplamakta. Eğer ki 2.61 üzerine çıkarız ve bu 2.61 seviyesi net bir destek konumuna getirilirse, bu durumda kardemir için 2.71 ve 2.91 seviyelerini pivot haftalık pivot dirençleri olarak, direnç hedefleri olarak düşünebiliriz. 2.71 seviyesine yaklaştığı zamanlarda bir zorlanma olabilir. Tekrar 2.61'e doğru bir gerileme, buradaki desteğini kontrol etme ihtiyacını hissedebilir. Buradan tekrar hareketlenebiliyorsa ve 2.71 direncini bu kez daha güçlü bir şekilde zorlayabiliyorsa, kardemirin artık net bir tepki bulduğunu ve 2.95 ve 3 üzerine atılmak şeklinde bir çaba içerisinde olduğunu düşünebiliriz. Kardemir ve Ereğli gibi çelik sektörünü, demir çelik sektörünü ilgilendiren hisselerimizin Amerika'nın uygulamış olduğu çelik, demir çeliğe yönelik olan vergilerin de etkisi altında olması sebebiyle böyle bir geri çekilme yaşamakta olduğunu da herhalde basından falan da sıklıkla okuyorsunuzdur ve takip ediyorsunuzdur. Arkadaşlar, kardemirle ilgili olarak genel tablo bu ve kardemir için şu seviyelerden başlayan bir tepkinin yaratmış olduğu Fibonacci kriterlerine bakalım isterseniz. Yanlış bir şey aldım. Evet, şuradan itibaren arkadaşlar kardemirin bir tepki yaşadığını dikkate alalım. Ve bu seviye, bu iki seviye arasındaki, yani iki seviyesinden başlayan bir hareketliliğin bu seviyeye kadar devam ettiğini, 5.20'lere kadar devam ettiğini dikkate aldığımız zaman, görmekte olduğunuz gibi arkadaşlar kardemir bu seviyeden başlayan geri çekilmesinde 23.6 olarak tanımlanmış olan Fibonacci
seviyemiz olan 4.50'de zorlanmış. 4.50'nin üzerine sıçramalar yapmış ama tutunamamış. Daha sonra 38.2 olarak tanımlanan 4.06 seviyesini destek olarak kabul etmeye çalışmış. Zaman zaman aşağısına sarkmalar olmuş. Tekrardan bu seviyenin altından tepki bulmuş. Yine bu seviyede gördüğünüz gibi şurada bir destek bulmuş. Ama en son bu 4 seviyesindeki desteğini kırmakla bir sonraki desteği olan %50'yi, yani 3.68 seviyesini, gördüğünüz gibi bu seviyede daha önce bir destek olarak çalışma çabası göstermiş. Sonrasında da %61.8 olan 3.29 desteğini kırdıktan sonra bu desteğin aşağısında olumsuz görünümünü devam ettirmiş. Bu süreçte arkadaşlar Kardemir'in 2.70'ler seviyesinde, 1.280 seviyesinde bir desteği varmış. Şurada görmekte olduğunuz destek, bu desteğin de altına inmiş bulunuyor. Şimdi arkadaşlar Kardemir'in şu bölgelerde, yani 2.43, 2.40, 2.60 aralığında bir desteği daha bulunmakta. Bu bölge daha önce zorlanan, bir çaba sarf edilen bir bölge niteliğinde, yani şu bölgeden bahsediyorum arkadaşlar. Bu bölgeden, yani 2.50'nin aşağısına bir geri çekilme yaşadıktan sonra bir tepki görme olasılığını gündeme getirebiliriz. Bunu da arkadaşlar biraz daha bu Fibonacci grafiğini geniş boyuta getirmeye çalışıyorum. Ve bu geniş boyuta getirdiğim zaman da %61.8 2.70'ler seviyesini ifade etmekte. Bu 2.70 direncimi zaten şurada 2.71 olarak da görmüş bulunmaktayız. Özetle arkadaşlar Kardemir 2.40-2.50 aralığına kadar bir geri çekilme yaşayabilir. Ancak bu seviyeden bir tepki bulma ihtimali biraz yoğun görünüyor gibi diyebilirim. Çünkü şurada görmekte olduğunuz gibi bu teknik göstergem aşağı eğiliminde artık dik açısını kaybetmiş. Biraz daha yataya girip ardından da bir tepki oluşturma niyetini gösterecekmiş gibi kararlı olarak aşağı gelme arzusunu sanki sonlandırma niyetindeymiş gibi görünmekte. Kardemir için arkadaşlar bir de takas durumuna bakalım isterseniz. Takas durumu için arkadaşlar burada hemen kısa tablomda Credit Suisse'in 4 milyon 200 bin lot civarında alım yaptığını, Akyatırım'ın 3 milyon 400 bin lot civarında alım yaptığını görüyorum. HSBC yatırım ise 6 milyon küsur ve bariz olarak HSBC'nin yoğun satışları söz konusu olmuş. Bu tabloyu biraz açalım isterseniz. Bu hafta satış baskısının ne ölçüde yoğun olduğuna bakalım. İlk 5 kurum bazında 17.9-18 milyon lot civarında satıcıları görüyorum. 15 milyon lot civarında alıcıları görüyorum. Alıcı ve satıcı arasındaki fark yaklaşık 2.5 milyon civarında. Kardemir için çok olağanüstü bir fark olduğunu söyleyemeyiz. 2.5 milyon lot fark Kardemir lot bazında, lot yönünden piyasada dolaşımı çok yüksek olan bir hisse konumunda olduğu için. Şimdi arkadaşlar buradan genel olarak bir takas durumuna bakalım isterseniz. Yine F8 diyoruz ve F8'de karşımıza gelen takas tablonda hisse tarihsel diyelim arkadaşlar ve bu hafta ne olmuş ne bitmiş onu bir görmeye çalışalım toplu bir şekilde. Genel anlamda arkadaşlar lot farkını tıklıyorum. Lot farkı bazında Ak Yatırım'ın bariz bir alımda olduğunu 3 milyon lotla, Yapı Kredi'nin 2.5 milyon lot civarında alımda olduğunu görüyorum. Ancak satışlar noktasındaki durumu görmek bakımından Sit Yabancı'nın 7.2 milyonluk bir satışı hafta bazında söz konusu olmuş. Ama haftanın son günlerine doğru Sit Yabancı'nın bir miktar alıma geçtiğini ifade etmek mümkün olacak. Deutsche Yabancı'nın da 2 milyon lot civarında hafta genelinde satıcılı bir seyir izlediğini görmüş bulunmaktayız arkadaşlar. O halde Kardemir bu haftayı da satıcılı bir seyir ile geçirdi ve sonuç itibariyle 2.50 seviyesine kadar görmüş olduğu bir geri çekilme ardından 2.54 ile kapanış yaşadı. Kardemir'in son dünkü aracı kurum işlemlerine bakacak olursak son gün itibariyle tacirlerin alımda olduğunu, yatırım finansın alıcı olduğunu, Merrill Lynch'in ve Credit'in alıcı olduğunu dikkate aldığımız zaman bu 3 kurumun, 3 yabancı menşeli kurumun yaklaşık 3 milyon lot civarında bir alım niyetinde olduğunu gördüğümüz zaman 2.50 seviyesinden bir tepki isteğinin oluşabileceğini, olası 2.50 aşağısına geri çekilmelerde ise hissenin toparlanma isteği içerisine girip yeni alıcıların gelebileceğini veya satmış olanların sattıklarını tekrar yerine koymak gibi bir eğilim içerisinde olabileceklerini düşünebiliriz. Şuradaki göstergemin yansıtmış olduğu tablo gereği. Bu göstergelere isterseniz bir de arkadaşlar günlük bazda bakalım. Evet, günlük bazda baktığımız zaman da çok net bir şekilde bir olumlu sinyalin olduğunu
görmüyoruz. Bir de 2 saatlik bakalım seans içerisindeki tablonun ne olduğunu görmek bakımından. Evet, burada da 2 saatlik görünümde de henüz hissede çok ciddi bir alım isteğinin veya tepki niyetinin var olmadığını ifade etmek mümkün olacaktır arkadaşlar. Evet, biraz uzun sürdü bu iki hissenin açıklaması. Şimdi arkadaşlar son olarak biraz hızlı bir şekilde Türk Telekom üzerinde duracağım. Türk Telekom ise arkadaşlar, grafiğimizi tekrar haftalık konuma getirelim. Türk Telekom'da çok sorulan hisselerden birisi. Türk Telekom'da ise bir tepki isteğinin, bir hareketlilik isteğinin var olduğunu göstergelerimiz itibariyle görebilmekteyiz arkadaşlar. Türk Telekom için 3.75 seviyesi bu haftanın pivot seviyesidir. Kapanışını 3.73 seviyesinden gerçekleştirmiş, pivot seviyesinin aşağısında gerçekleşmiş olması Türk Telekom için bir güç kaybı anlamına gelebilir. 3.75 üzerine çıkamadıkça, 3.75 seviyesini pivot desteği olarak tekrardan oluşturamadıkça 3.64, 3.56 ve 3.45'e bu hafta içerisinde pivot sistem hesapları gereği bu pivot desteklerine kadar geri çekilme riski söz konusu olabilir. Burada arkadaşlar genel bir pivot çizimi yapalım isterseniz. Bu noktada tablonun ne olduğunu anlamaya çalışalım. Şuradan başlayan bir sert geri çekilmeyi dikkate aldığımız zaman gördüğünüz gibi şu noktada %23.6 seviyesinin önceki hafta net bir direnç oluşturduğunu, yani 3.97 seviyesinin bir direnç oluşturduğunu, burayı aşamadığını görüyoruz. Bu hafta ise bu konudaki denemesini hiç gerçekleştirmemiş, en fazla 3.86'ya kadar bir yükseliş göstermiş. Bu dirence çok yaklaşma başarısını sağlayamamış. O halde Türk Telekom için öncelikle %23.6 direnci olan 3.97 seviyesinin aşılması, bu direncin aşılabilmesi durumunda ki dikkat ederseniz 3.94 seviyesinde de Türk Telekom'un ikinci haftalık pivot direnci bulunmakta. Dolayısıyla 3.94 aralığı bir direnç bölgesidir. Bu direnç bölgesinin aşılması durumunda şu pivot direncine doğru, yani 38.2 olan 4.48-4.50 seviyesine doğru hareketlenme ihtimali oluşabilir. Şu bölgeye baktığımız zaman arkadaşlar, bu bölgedeki sert geri çekilme, 2 haftalık süre içerisindeki sert geri çekilme, burada oluşan bir boşluk oluşması nedeniyle şu direncin aşılması durumunda 4.50'ye doğru biraz daha hızlı yükseliş gösterebilmesi mümkün olabilir gibi görünmekte şuradaki tablo itibariyle. Türk Telekom için arkadaşlar genel durum bunu ifade etmekte. Ha, bu arada şu anda sizlere bu analizi aktarırken haftalık ve de günlük pivot seviyelerini ifade ediyorum. Not alabiliyorsanız alın arkadaşlar. Alamadıysanız ilerleyen saatlerde Twitter adresimden ben bu analizini yapmış olduğum hisselerin günlük ve de haftalık pivot, destek ve direnç seviyelerini tablolar halinde koyacağım. Dilerseniz oradan da alabilirsiniz. Bunu aslında en baştan söyleseydim belki sizler için daha kolaylık olacaktı. Kusura bakmayın. Anlık analizde, doğaçlama analizde bazı şeyleri unutmak mümkün olabiliyor. Yine hızlı bir şekilde Türk Telekom'un takas durumuna bakalım isterseniz. Daha doğrusu bu hafta hangi kurumların neler yaptığı konusunda bir fikir sahibi olmaya çalışalım. Arkadaşlar burada öncelikle yabancılara bakalım isterseniz. Yabancılar bu hafta ne yapmışlar? Bu hafta içerisinde arkadaşlar yabancılar lot farkı olarak baktığımız zaman Türk Telekom'u vermedi bana. Neden? Yanlış bir yerden giriş yaptık herhalde. Evet, Türk Telekom diyoruz arkadaşlar. Doğru. Şu anda Türk Telekom'da City yabancının 8 milyon 600 bin lot civarında satış yaptığını, Deutsche yabancının ise 1,5 milyon lot civarında satış yaptığını görmekteyim. TT.com Türk Telekom bu haftayı başarısız geçirmiş olmasa da veya 4 direncine doğru hareketlenememesindeki en önemli etkenlerden bir tanesinin de bu yabancıların yaklaşık 10 milyon civarında, 11 milyon lot civarında bir satış yapmasını gösterebiliriz. Arkadaşlar bu 3 hissenin analizini sizlere bu şekilde anlatabildim. İlerleyen saatlerde birkaç hissenin daha analizini yapmaya çalışacağım. Umarım faydalı, yararlı olur. Başarılar diliyorum. İyi haftalar, iyi tatiller. Hoşçakalınız.